Ne söyleyeceksin? Yani gol attığım için ve kazandığımız için mutluyum. Eski takımıma karşı oynamıyorum. Benim için duygusal bir karşılaşma bu. Kaptanlığını yaptığım uzun süre. Oynama. İyi bir skor aldık bugün. 5-0 net bir skorla ayrıldık. Gol attığım için mutluyum tabii kendi adına. Bursaspor'un bu durumda olmasına da gerçekten üzülüyorum. Bir an önce onlar da toparlar. Bursaspor'a yakışan yerlerde ligi devam ettirdiler. Onun haricinde tabii ki takım olarak mutluyuz. Geçen hafta biliyorsunuz önemli bir puan kaybettik. Bundan sonra inşallah hem deplasmanda hem de iç sahada aynı oyunla devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Ve hem iç sahada hem dış sahada kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Peki o geçen hafta o pozisyonu çekeceksin yani nasıl gelişiyor? Yani şöyle tabii ki pozisyonlar oluyor. Türkiye'de çok tartışılıyor. Hakemler tartışılıyor. Tabii bunları fazla uzatmamak da lazım. Pozisyon orada bitti. Bugün bakıyorsunuz başka bir maç oynadık. 5-0 gibi net skorla. Tabii puan kayıpları neden oluyor böyle kararlar. Şimdi ben farklı bir şey söyleyip burada konulara daha fazla uzamasını istemiyorum. Hakemler çok baskı altında zaten. Kararlı o pozisyonda da bence baskı altında hissettiği için kendini böyle bir karar verdiğini düşünüyorum. Ama neticesinde çok kötü niyetli olduklarını düşünmüyorum. Biz kendi işimize bakacağız. Sahaya çıkacağız, en iyisini vereceğiz. Penaltı verse de biz golleri atıp maçı bitireceğiz, kazanacağız. Bundan sonra dediğim gibi daha iyi olmaya çalışacağız takım olarak. Artık puan kaybına tahammülümüz kalmadı gerçekten. İnşallah hem iç saha hem dış sahada artık iyi oyun oynayıp kazanmak istiyoruz ve sonunda şampiyon olmak istiyoruz. Deplasman ne değişiyor Serdar? Buradaki oyuncu deplasman oyuncusu farklı oluyor. Bir oyuncu olarak değişen nedir? Farklı bir oyun oluyor. Yani aslında taraftarımız bizi deplasmanda da yalnız bırakmıyor biliyorsunuz. Oraya geliyorlar, bizi kendi evimize gibi hissettiriyorlar. Tabii bunu tartışmak gerekiyor takım içerisinde. Fazlasıyla tartışmamız gerekiyor. Çünkü yani iç sahada farklı bir oyun oynuyoruz dediğiniz gibi. Dış sahada da artık bunu bir an önce aşmamız gerekiyor. Çok geç bile kaldığını düşünüyorum. Bunun da üstesinden geleceğiz inşallah. Tecrübeli oyunculara sahibiz. Bu takım içerisinde daha detaylı konuşup artık bunlara bir son vermemiz gerekiyor. İnşallah vereceğiz. Şampiyonluk yarışı için neler söyleyeceksin? Taraftarlarımız için ne olur? Yani dediğim gibi artık puan kaybetmeye tahammülümüz yok. Bunun da farkındayız. Hep beraber konuşuyoruz. Artık daha çok kenetlendik. Bazı muhalifetler takımı birbirine kenetler. Geçen hafta da bunlardan birini yaşadık. Bu hafta gerçekten çok inanarak sahaya çıktık. Neticesini gördünüz zaten oynadığımız futbolda. İnşallah bundan sonra da aynı şekilde devam edeceğiz. Serdar, derbiden hangi çıkacak? Yani biz kendi işimize bakacağız. Derbi izleyeceğiz evimizden. Hangi skor çıkartacaksa biz kendilerimize bakacağız. Biz kendi maçlarımızda nasıl galip gelebiliriz, nasıl 3 puan alabiliriz? Onları düşünmemiz gerekiyor aslında. Çok teşekkürler, sağ olun.